Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bundan böyle haftada bir kere Intel'le teknoloji gündemiyle beraber olacağız. Evet. Ne yapıyoruz? Bir tane konu seçeceğiz gündemle alakalı. Mini gündem mini gündem, evet. değerlendirmesi. Ama bir konumuz olacak. Evet. Mesela bu programın konusu mobil cihazlarla gelen güvenlik sorunları. Sırf Evet. tabii Gittikçe tablet değil, genel artıyor. olarak taşınabilir cihazlar. Şimdi Lanet abi orada çok boyut var. Mesela şeye girmeyeceğiz bu programda hani kendi cihazını getir, şirket kısmı vesaire de var. Hani çok Doğru, detaylandırmayacağız ama doğru. bizim için daha çok son kullanıcının başına gelen gelecek tek potansiyel tehlikelerden söz edeceğiz. Şimdi önce ne gibi şöyle klasik olanı tanımlayalım. Eskiden masa üstümüze bir tane antivirüs yazılımı kurardık, biterdi o iş. Yani. Ama sonra ne oldu? Ufak ufak firewall yazılımları eklemeye başladık. Onlar virüs programlarına entegre oldular. Artık komple güvenlik çözümleri yani antivirüslükten de çıktı. Evet. İnternet genel olarak interneti kapsayan korumalara dönüştüler. Çünkü virüs diye bir şey vardı. Malware denen bir şey çıktı. En büyük devrimi oldu herhalde. Çünkü virüs aslında nasıl söyleyeyim? Yani virüs her gelelikti. Yani öyle şey değil. Yani senin hayatını zehir eden bir şeydi ama ondan öte bir amacı da yoktu. Tabii. Sonra artık hiç kimse o anlamda virüs yazmıyor. Artık hep Tabii. işte kötü amaçlı yazılım var, Spyware. malware'lar. İşte yok kredi Trojan. kartı bilgilerini çalayım, Evet. kişisel bilgileri çalayım, adamın işte hard diskindeki fotoğrafları çalayım. Artık karşılaştığımız yazılımların, zararlı yazılımların amacı bu. Ve Eski günlerde çok daha naifti. evet. Başka şey daha var Levent abi şimdi. Birçok kullanıcı ben çok duydum, sen de çok duymuşsun. Diyor ki ya benim bilgisayarımda zaten önemli bir şey yok. Adam girse de bir şey bulamaz. Zannediyor ki hedef kendisi. Hayır. Adam senin bilgisayarına giriyor. Oraya bir tane yerleştiriyor kapısını, açık Doğru. kapıyı. Sonra bilmem ne bankasına işte FBI'ya saldırı düzenliyor. Düzenlerken bu yerleştirdiği bilgisayarı kapı Kullanıyor. yerleştirdiği Evet. botnet Evet. deniyor bunlara. Onları Evet. kullanıyor. Onu da geçtik. Artık bu botnetleri satıyorlar. Kara borsası var, şey var, Doğru. yer altında borsası Doğru. var bunun. Başarısına göre böyle fiyatları artıyor. Diyor ki adam bende işte 100 tane bilgisayar var, 1000 tane bilgisayar var. Tabii. Bir tanesi şu kadar, Kiralıyorsun. kiralıyorsun ve saldırıyorsun. Çok da az maliyetli şeyler. Yani bugün bu işten hiç Doğru. anlamayan biri bunu kiralayıp istediği yere saldırabiliyor. Doğru. Ve artan bant genişliği Levent abi bak eskiden mümkün olmayan saldırıları ortaya çıkar. Mesela eskiden DDoS'ları her yerden duyardık. İşte büyük yerlerden duyardık. İşte Doğru. bilmem ne güvenlik şeyi şirketi de DDoS yedi. İşte bilmem ne bankası DDoS atak yedi. Şimdi artık işte multiplayer turnuvalarında oyunculara DDoS atıyorlarmış oyuna katılamasın diye. Çünkü maliyeti düşük, yapılması kolay. Evet. İşte bant genişlikleri de özellikle bizim ülkemiz için çok geçerli değil de yurt dışında insanların bant genişlikleri de hatırı sayılır. Evet. Bizde 100 megabit internete bile 1 megabit upload verdikleri için ister istemez sınırlıyorlar. Ama tabii şey zihniyeti çok yanlış. Hani ya ben de bir şey yok. İşte benimle mi uğraşacaklar? Girse de bir şey bulamaz falan. Çünkü şöyle, bu konuda bizim devlette bazı biliyorsun kararlar aldı. İşte polis seni alır götürür. Derdine çünkü devlet şey dedi yani bu tür konular için yıllar önce ne dedi? Kendini hacklettirme kardeşim Doğru. dedi. Yani sonuçta senin Wi-Fi'ın mesela Wi-Fi'ına şifre koymadın. Zayıf bir şifre koydun. İşte bir şekilde çaldırdın şifreyi. Kırdılar, girdiler. Senin internet bağlantından işte birilerine tehdit yolladılar, şantaj yaptılar falan. Polis seni alıp götürüyor. Doğru. Çünkü Türk Telekom işte bir BTK bilmem ne dedi ki senin internetin sahip olacaksın kardeşim. Ben dedi uğraşamam bununla. O yüzden hani ya bir girsinler benim bilgisayarda zaten bir şey yok yaklaşımı çok hatalı. Bana giremezler, bana bir şey olmaz yaklaşımları çok hatalı, felakete gidecek yol. Evet. Çünkü hani ya ben işte bilgisayar kurduyum falan yemem bunları. Yiyorsun kardeşim yani çünkü sonuçta mesela DNS zehirleme diye bir şey var. Adam ne yapıyor? DNS sunucuyu içindeki kayıtları bozarak işte zehirleme deniyor. Sen işte örnek verelim işte teknoseyir.com yazıyorsun. Karşına yine teknoseyir çıkıyor ama başka bir adamın sunucusundaki teknoseyir Doğru. çıkıyor. Sen de oraya işte kullanıcı adını şifreni girdin mi adamın sunucusuna geldi kullanıcı adın şifren. Tabii adam bunu teknoseyir için yapmıyor. Doğru. Banka için yapıyor. Ya da işte böyle eşdeğer bir kurum için yapıyor. Doğru. Senin firman için yapıyor.
Evet. O yüzden hani ben yemem bunları falan. Hatta hiç öyle bir şey yok. Bu hafta gündeme geldi. Sahte Firefox yapmışlar. Evet işte. En basitinden. Tabii. Sen Firefox yükledim zannederken aslında adamların tuzağını yiyorsun. Casusluk yazılımını yüklüyorsun. Evet. Böyle şeyler var. Hani hiç bulaşmam, etmem. Yani ben kendi gözüm. Ben de hani bana bir şey olmaz işte biz bilgisayarın kurduğu falan havalarındaydım. Sonra kendi gözümle şeyi gördüm. Hani Internet Explorer'ın mı, Mozilla'nın mı hatırlamıyorum ama ben hiçbir şey yapmadan kendi kendine internetten bir şey indirip kurduğunu gördüm bilgisayara. Yani ondan sonra antivirüse para vermeye başlar olduk ister istemez. Şimdi böyle bir tehlikeli ortam varken abi bir de başımıza mobil cihazlar çıktı. Yani o sıkıntılar arttı çünkü bir de bunların komple götürüyorlar. Değil mi? Evet. Hani şeyi bırak eve yine hani eve girdi ya da işte sanal olarak bilgisayara girdiği falan bırak bunu komple götürüyor. Cüzdanından alıyor gidiyor. Burada işin iki boyutu var. Cebinden alıyor gidiyor. Çaldırabilirsin, kaybedebilirsin. Bu işin fiziki olarak yürümesi bir boyutu. Bir de şimdi biz masaüstü bilgisayarlarında güvenlik bir yere kadar geldi. Hani hem işletim sistemleri gelişti, evet, hem antivirüsler, şunlar bunlar gelişti. Ama bunlar daha zayıf hedefler. Bunların korumaları daha yeni yeni çıkıyor. Doğru. Bunların özellikle işte Android platformunda koruması iOS'a göre biraz daha zayıf. Çünkü ne yapıyor Google? iOS kadar kapalı bir ortam sunmuyor. Güzel bir şey ama bir yandan da işte APK dosyalarını sağdan soldan indiriyorsun. Adam içine bir şey enjekte yani edebiliyor. Birazcık sen belanı arayabiliyorsun. Evet. Çünkü Android'de korsanlık çok kolay. İstediğin paralı yazılımı internette çok tek bir aramayla o paralı yazılımın kurulum dosyasını buluveriyorsun. Yani Android'de korsan yazılım kurmak lisanslıdan daha kolay evet, diye daha az tıklamayla kuruyorsun. Fakat tabii burada belanı aramış oluyorsun. Bunun dışında ama yine ben sadece yasal takılıyorum desen de Google Play'e sahte yazılım ya, sokuyor adam. Evet. İşte o yüzden ciddi hani oranda Google'da Google Play'de sahte yazılıma rastlandı. Google evet, ne yapıyor? Temizliyor. Ama var sonuçta. Yani işte birilerinin başı yanıyor öyle temizliyor. Bir de şöyle bir şey var. Bu yine iyi bir şey. Yani sahte yazılımı direkt buluyorlar, temizliyorlar. Bir de şu ortaya çıkmıştı. Adam düzgün bir yazılım üretmiş. Hiçbir sorunu yok. Ama güvenlik protokollerini takip etmemiş yazılımında. Güvenlik açığı yaratıyor. Sen onu indiriyorsun. Bilgisayarına indirince yazılımda eksik programlama, kötü programlama olduğu için açık doğru, kapı yaratıyor. Doğru, doğru. Burada adam seninle aslında hiçbir kötü amacı yok ama kötü doğru, programlamadan doğru, bu sefer gidiyorsun. O kadar çok açık var ki. Evet. Hani ya da açık olabilecek şey var ki bir toplu bir çözüm mümkün değil. Ve şimdi bilgisayarda farklı olarak bilgisayarı hani kütle büyük ya çalınması vesairesi zordu. Şimdi bu gittiği anda bir defa buna şifrelerimizi girmiş oluyoruz. Hatta kredi kartını bile girmiş oluyorsan adam bunu ele geçiren çocuğun bile alsa bir anda binlerce dolarlık uygulama satın alıyor. Ya şifreleri içine kaydetmesen bir dert. Evet. Kaydetsen başka dert. Şimdi doğrusu kaydetmemektir. Her zaman şifreye girmektir ama tabii ki aktif bir kullanımda zor oluyor. Hele bir de ne diyoruz? Uzun şifre belirleyin diyoruz insanlara. Özellikle tavsiye ediyoruz ki haklıyız bunu yapmakta. Ama adama hem uzun şifre koy diyorsun, hem her yazılımına, her şeye servise ayrı şifre koy diyorsun. Hem bunları her seferinde gir diyorsun. Zor tabii ki. Yani bir akıcı bir kullanım olmuyor. Devamlı her dakika bir şifreler girmek zor. Ama şifreleri kaydettiğin zaman da senin dediğin gibi onu adam alıyor götürüyor çantandan. İçinde her şey login olmuş halde. Ya mis gibi. Kullanıma hazır. Bütün yazışmaların, Google Drive'ın falan. Burada şimdi Dropbox'ın. Evet. O zaman hani tavsiye olarak şunu söyleyebiliriz. Bazı yazılımların çift faktörlü koruması var. Yani bir tane evet, telefonla şifre yolluyor onu giriyorsun. Yani bu hayatı daha da zorlaştırıyor ama kesin güvenlik o. Bunu kullanmak yani lazım. Yani büyük ölçüde güvenlik büyük değil. Kesinlikle. Mesela Gmail'de bu var. Facebook'ta da bildiğim kadarıyla var. Facebook başlatacak diye biliyorum. Evet. O ya da Twitter başlatacak. Pardon. Twitter başlatacak. Twitter biraz geri kaldı bu konuda eleştiri alıyor. Var mı diye kullandığın mobil yazılımların şeyine bakacaksın. Sistemine. Yani çifte güvenlik. Bir de şimdi iyi, haklı olarak insanlar uzun şifrelerini unutuyorlar. Unutuyorlar. Yani normal. Bir de şey diyoruz yani adama diyoruz ki şifreni işte öyle şey koyma. Hani öyle karma karışık bir şey olsun. Büyük harf, küçük harf, çizgi, ünlem. Nereden aklında tutacaksın? Olsun diyorsun da tabii nasıl tutacaksın? Bunun yolu akılda tutamıyorsan bunu senin yerine tutan yazılımlar var. Yönetici kullanıyorsun. Bu
Bunların çoğu yazılımların bedava ya da hatta bugün artık bir sürü antivirüs firmasının için kendi ürününe ekliyor Kendileri bunları. eklediler. Şifreleri tutan bir kasa var. O kasanın bir Evet. şifresi var. Yani aslında bir şifreyi unutmayacaksın. Ya single point of failure diyorlar ona yabancılar. Yani şimdi orada o da bir risk. Tabii canım. O şifreyi kaptırdın mı her şeyin gitti. Evet. Her şeyin gitti. Hatta o yazılımların çoğunda mesela gizli not alma şeyi falan var. Mesela bilgiler girebiliyorsun içine. Onları da o ana şifrenin arkasına kapatıyor. Ama işte tek bir şifre yani. O şifreyi bir şekilde kaptırırsan. İşte o şifreyi mesela LastPass sana dersem ikili girişi orada da destekliyor. O şekilde bir güvenceyi alırsan ne ala ama öbür türlü o da başka türlü bir risk Tabii. getiriyor. Risksiz bir durum zaten yok. Ya ben şifreleri kağıda yazıp cüzdana koymanın da olası bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Ha mesela şu bir güvenlik metodudur. Tartışmalı olsa da. Mesela ben şifreleri kağıda yazıp cüzdanıma koyuyorum diyorum ya ama şifreleri koyuyorum. Username'leri yok. Yani. Ne oldu belli değil. Yani bir şeydir. Şöyle adamın işini birazcık daha zorlaştırmak her zaman Sana iyidir. zaman Ha, kazandırsın. tabii ki. Yoksa hani benim hep verdiğim bir örnek var. Hani James Bond'la başın belaya girerse o nasıl olsa girecek bir şekilde ama ne kadar zorlaştırırsan adamı. Mesela benim güvenlik konusunda benden çok daha bilgili ya da tedbirli arkadaşlarımın çok dikkat ettikleri bir şey vardır mesela. Biz birbirimize herhangi bir şeyin username'ini, şifresini vereceğimiz zaman hiçbir zaman mailde hem username hem şifre atılmaz. Çok kızar mesela benim Tabii. arkadaşlarım öyle bir şey yaparsam. Cep bana nasıl yollar bu arkadaşlarımdan biri şifreyi? Mailden username'i atar, cep telefonundan şifreyi atar. Ya da cep telefonundan şifreyi söyler. Zaten mail açığa atılan bir şey abi. Yani bir de hele şimdi hani orada böyle user iki nokta üst üste bilmem ne, pas bilmem ne. Onun zaten filtresi var, otomatik görüyor onu. Mailde düz text olarak gidiyorsa Evet. direkt düşüyorsun. FTP şifreleri mesela genelde URL'den gider ya onu hiç farkına varmadan mesela kaptırabilirsin Doğru. birine. Ya bu programımızın konusu değil. Basit minik güvenlik önlemleri var. Ayrıca konuşuruz. Konuşuruz. Evet. Ama bu mobil cihazlarda işte cihazın komple gitmesi durumu yepyeni bir boyut açtı Evet. güvenlikte. Eski yani desktop bilgisayar genelde komple çalınmıyor çünkü. Mobilde bir de çok kolay. Evet. Sokakta elinde geziyorsun. Kapıp Doğru. kaçıyor adam elinden. Mobil güvenlik ya genelde de şöyle bir durum oluyor. Hani cihazını kaptıran çoğu kişiyle, profesyonellerle konuş, adam şey der yani cihaz onun olsun, Değil yeter mi? ki bilgilerim gelsin. Ya da işte hani benim mailime girmesin de cihaz tamam, tablet gitsin. Genel içindeki bilginin ya da işte o Tabii. özel bilgilerin değeri cihazın Şu değerinin çok üstünde. 300 liralık tablet. Yani tableti herkes gözden çıkartır. Şimdi bir de tabii işin mesela ultrabook boyutu da var. Şimdi herkes ultrabook'u da taşıyabiliyorsun ya, her yere götürebiliyorsun. İncecik bir şey. O da gidiyor. O da gidiyor. Çantada Tabletten çok büyük bir farkı yok dergi anlamda. kadar bir şey zaten. Evet. Şimdi oralarda da tabletlerde de başka türlü tedbirler var. İşte açıldığı anda kendisini ihbar ediyor sana ya da işte fotoğrafını çekiyor, yolluyor, konumunu bildiriyor. Ya işte biz bir Trendmicro'nun bir yazılımının Var TeknoSeyir'de incelemesi. anlatmıştık. İşte buluyor Buluyor. tabletini senin. Bunun gibi işte artık güvenlik firmaları ya güvenlik firmaları genelde artık iki yazılım paketi satıyorlar ya biri basit antivirüs, diğeri internet security falan gibi Evet. isimleri olan pahalı işte smart falan. O pahalı paketlerde artık o bilgisayarımı bul falan da var. Yani açıkçası söyleyeyim bence orada bilgisayarımı bul kısmını falan çok ciddiye almaya gerek yok. Çünkü Doğru. adam o bilgisayarın diskini söker bilmem ne yine gitti bilgisayar yani. Tabii. Önemli olan içini uzaktan silme. Evet. Tableti ya da bilgisayarı ya da telefonu uzaktan silme var. Hani Doğru. kitleme falan kısmını da ben ciddiye almıyorum. Çünkü yazılımla Doğru. uzaktan silme olayı güzel. Diyorsun ki ya tablet gitti. Tamam hiç olmazsa bilgilerime girilmesin. İşte nuke yapıyorsun uzaktan. Yolluyorsun. İnternete bağlandığında gidiyor tablet. Bence bu iyi bir şey. Bilgisayar tarafında da Intel'in anti-theft teknolojisi çalışıyor mesela. Şimdi Intel'in anti-theft teknolojisi hardware
Evet. Temelli yazılım boyutu da var. Onun özelliği şu, o bilgisayar işte o zaman bilgisayar gitti. Yani şöyle, açılmıyor bilgisayar. Yani şöyle, bilgisayar çalındı. Anti-theft teknoloji var, yüklü. Servise abonesin. Hı. Çalındı benim bilgisayarım dersen, servise haberini yollarsan, kilitliyorlar bilgisayarı. Orada hani hardware'e Intel bunu entegre ettiği için power düğmesine basınca bilgisayar açılmıyor. Açma da var. Bilgisayarın bulundu. Evet. Diyorsun ki bulundu. Hani açıcı sinyali yolluyorlar artık neyse internet üzerinden. Açılıyor. Ama tabii bu hardware bazlı bir çözüm. Normalde senin yazılımla, Trendmicro'nun yazılımı gibi yazılımla yükleyeceklerinde o özellikler yok. O şeyde adamın senin hesabı zaten işte çalınmış gitmiş hesabın, bilgisayarın da tabletin bilgilerine erişmesini engelliyor. Hırsızın da işine geliyor. Sıfır bilgiler, sıfır tablet satıyor. Gerçi şey falan var biliyorsun, mesela Trendmicro'da biz onu yapmıştık. Yazı çıkıyor, bu çalıntı evet, filancaya aittir bu tablet falan diye yazı çıkıyor ama. Bir de işte fotoğrafı çekip geri yolluyor sana. Ya o bir Apple'da öyle bir olay oldu geçen hafta. Adamın İngiltere'den laptopunu çalmışlar. Güvenlik yer belirleme yazılımı yüklüymüş. Sonra bir hafta sonra falan Tahran'da çıkıyor bilgisayar. Sinyal yolluyor. Adam kameradan bakıyor, görüyor bilgisayarını kullananları falan. Sonra web sitesi yaptı bir tane. Fotoğraf capture etti ama şunu hata yaptı. Çünkü şöyle, ya bilgisayarı kullananlar onu çalanlar değildi. Evet. Onlar bir yerden ikinci el Macintosh diye aldılar onu. Şimdi adamın web sitesi, adam da kendisi böyle bir suçlama yapmasa da işte benim bilgisayarım Tahran'da, bak bu kadın kullanıyor benim bilgisayarımı falan diye web sitesi yapınca o yani derin düşünemeyenler onlar çalmış gibi bir şey oldu. Ve bilgisayarı satın almış olan insanlar bir günde falan fark ettiler bunu. Evet. Onları artık eş dost tanıdık herhalde şey yolladı. Onlar da hani demişler ki yani bizi hırsız gösterdin, ayıp oldu. Bilgisayarı da sana demişler yolluyoruz biz. Diyor adam orada anladı hatasını, kapattı siteyi. Bir de özür diledi ya hani onlar çalmamıştı, ben düşünemedim o kadarını diye. Ama tabii şey enteresan ama Murat, bu birazcık da şu var. Abi o bilgisayar geri gelmeyecek. Ya ben ne kendi bilgisayarımı kullananları göreyim ki yani kameradan daha da sinirleneyim ki, bir şey de yapamıyorsun. Konuşma varsa, küfür etme falan varsa hiç olmazsa tatmin olursun, tamam da yoktur herhalde. Bilmiyorum, belki de vardır. Bence şey daha önemli. Verilerin güvenliği, kilitlenmesi ya da silinmesi daha önemli. Fiziksel olarak gitti mi gitti. Evet, son olarak Levent abi, diyelim ki bu servisleri mutlaka araştırsınlar. Bir tanesine en azından abone olsunlar. Hani evet. Çünkü McAfee sunuyor şöyle bildiğim kadarıyla. Özellikle telefonda, evet bir tanesi o. Telefonda kaptıranları birçok kısmı şunu diyorlar. Ya keşke şu takip yazılımlarını ya da silme yazılımlarını kursaydım. Ya da keşke o fotoğrafları çekmeseydim, silseydim falan. Ya biraz bir kere sağduyu lazım. Evet. Yani telefon falan, yani insanlar mesela hiçbir mesajını silmeyenler falan var, hata ediyorlar. Bence hep şey düşüneceksin, hani yarın çalınacakmış gibi düşüneceksin. Onun dışında işte çeşitli firmalar bu artık hizmeti sunuyor. Intel'in ki zaten McAfee, Intel'in firması, o onların servisi. İşte ben Asset'te gördüm, Trendmicro'da var. Üreticiler var. Asus kendisi sunuyor. Şey tracking, cihaz yeri bulma olayını kendisi sunuyor. Artık bu her firmada bir şekilde var. Araştırsınlar. Evet. Bence hani özellikle uzaktan kilitleme ve uzaktan silme özellikleri çok önemli. Şeyi önemli bulmuyorum ben. Haritada görüyorsun işte. Benim bilgisayar işte çalınmış, Ankara'ya gitmiş. Uçak mı kaldıracaksın? Yani noktaya şuraya bomba koyma diye. Şey mi yapacaksın? Kapıya mı dayanacaksın? Sonuçta şu da var, hani GPS o kadar da nokta atışı değil ki. Değil. Yani dolayısıyla hiçbir şey yapamazsın. Tabii. O yüzden bence hani kendini güvenliğe alma, cihaz gitti. Evet. Verilerinin güvenliği daha önemli. Ya şu önemli. Bir hani yerde belki şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. İstanbul'da çalınan şeyi İstanbul Emniyeti arıyorsa, sen Ankara'dan sinyal aldıysan en azından Ankara Emniyeti'ne haber versin. En azından o var. Ya da hani hakikaten bilgisayarıyla gizli mizli bir şey yapanlar, onlar da çaldırıyorlar biliyorsun. Evet. Amerika'da falan çok oluyor.
Artık onlar bu yazılımların herhalde daha üst versiyonlarını falan kullanıyorlardır. Evet. Belki orada şey çıkıyordur. Bak oğlum akıllı ol, bu bilgisayarı sahibine götür falan şey kayıt çalıyordur önceden. Kaydedilmiş. Bilmiyoruz. Evet. Uzun lafın kısası Levent abi. Mobil cihazlarda güvenlik eskisinden 10 kat daha önemli. Tedbir tabii almamız lazım. Her şeyi devletten bekleyemeyiz. Bize çok iş düşüyor. Kullanıcı da başlayıp bitiyor olay evet aslında. Bir sonraki gündemde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.